Ahmetspor'un kadın takımının teknik direktörü Erhan Eren'le Ahmetspor'un kadın takımının Süper Lig'deki maçları konuşacağız. Hem sahayı konuşacağız hem genel anlamda sorularımız olacak. Sayın Eren, sizi tanıyalım, tutacağız kendinize, söz edersen neler söyleyeyim. Hoş geldiniz diyoruz. Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İsmim Erhan Eren, aslen Cizreliyim. Yaklaşık bir 15 yıldır da Diyarbakır'da yaşıyorum. Ahmet Spor takımında daha önce futbolculuk kariyerim oldu. 5-6 sene oynadım, kaptanlık yaptım. 3 senedir de kadın futboluyla ilgileniyoruz. Kadın takımın başındayız. Bunun dışında Ahmet Spor'da bir sportif direktörlük dönemim oldu. Dediğim gibi 3 senedir de kadın futboluyla ilgileniyoruz. Kadın futbol takımımızla alakalı da şöyle, lig başlayalı 3 hafta oldu. İlk hafta bu ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden bir tanesi Gaziantep ALG ile 1-0 öndeyken maalesef 90'da yediğimiz bir golle maçtan 1-1'lik bir skorla ayrıldık. Bizim açımızdan deplasmanda alınan puan tabii ki önemliydi. Çünkü ALG'nin gücünü, yapısını, yani bu kadın futboluna verdiği emeklerini biliyoruz. Çünkü onlar tamamen şampiyonluğa kurulmuş bir takım. Sezon başı hazırlık evresini çok iyi geçirmiş, kampta maç yapmış ve ona göre hazırlanmış bir ekipti. Biz de tabii Diyarbakır'da hazırlıklarımızı yaptık. Kamp sürecini Diyarbakır'da geçirdik. Maalesef hazırlık maçı yapma konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Burada olduğumuzdan kaynaklı pek maç yapamamıştık. Ya bizim resmi maçlarımız bir nebze bizim için aslında hazırlık maçı gibi geçti. Ligin ikinci haftasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi Pomget takımıyla oynadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Yani biz de gücümüzü bilerek oynadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Pomget karşısında da 1-0 öndeyken maalesef yediğimiz gol. Yani yan hakem bayrak kaldırdı, orta hakem gol verdi. Yani çok şanssız bir gol yedik. Ama takımımızın ortaya koyduğu mücadele, maçı sonuna kadar bırakmaması, rakibin kim olduğunun önemli olmaması bizim açımızdan önemliydi. Arkadaşlarımızın sahada gösterdiği performans çok iyiydi. Biz memnunduk. Sonuçta dediğim gibi yani Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pomget olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, ALG olsun. Yani çok büyük devasa sponsorluklar var arkasında. Onların bütçeleriyle bizim bütçemiz kıyaslanamaz bile. Ama bizler Ahmet Spor ruhunu, Ahmet Spor'un kültürünü, Ahmet Spor'un duruşunu, saha içindeki maçın başından sonuna kadar her zaman ne kadar çok mücadele etmesi gerektiğini biliyoruz. Ahmet Spor'un ruhuna yakışacak şekilde maçlara hazırlanıyoruz ve sahada da ligin 3 haftası geride kaldı. Geçen hafta da Çekmeköy'le bir maç oynadık ve 5-0 gibi bir skorla sahadan ayrıldık. Bizim açımızdan şu an ligde 5. sıradayız. 5 puanla 5. sıradayız. Hafta sonu oynayacağımız Ünye kadın takımı maçı da bizler için çok önemli. Oyuncu anlamında eksikliğimiz şu an yok. Hani sakat, cezalı. Ama kadro yapılanması açısından bizim hala ihtiyacımız olan bazı mevkiler var. O mevkilere transfer yapmak istiyoruz. Bunları da yöneticilerimizle konuşuyoruz. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Bunun sakatlığı var, performans düşüklüğü var, ondan sonra cezalı olma durumu var. Yani oyuncular sonuçta robot değil, her maçta aynı performansı gösteremeyebilir, sakatlık yaşayabilir. Bizim bunların yerine oyuncuların olması için daha derin bir kadroya ihtiyacımız var. Bunlar için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Yönetici abilerimizle, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İvedilikle bunları çözmeye çalışıyoruz ama transfer süreci biraz maalesef ağır işliyor çünkü hem maddi anlamda hem bir de manevi anlamda aslında oyuncuları buraya getirmek zor oluyor. İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki bir takıma 3 liraya giden bir oyuncu bizden maalesef 5 lira istiyor. Bizim şartlarımız da malum ortada. Bizim belli bir mali dengemiz var. Onun da çok üstüne çıkamıyoruz. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta da dediğim gibi Ünye gibi geçen sene birincilikten şampiyon olup çıkmış. Yani Ünye'nin bütün yerel yönetimlerinin gücünü arkasına almış Ordu takımıyla oynayacağız. Onlar da çok iyi takım. Onların da 5 puanı var. Dediğim gibi güzel bir maç olacak. Burada açıkçası taraftara çok büyük ihtiyaç duyacağız. Çünkü bizim en büyük gücümüz, en büyük arkamızdaki güç her zaman taraftardır. Taraftarlarımız tribünde olduğu sürece sahada biz oyuncular ve hocalar olarak elimizden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışacağız. Çünkü Ahmet Spor'un olduğu her yerde başarı hedeftir. Ahmet Spor'un olduğu her yerde galibiyet bizim için şarttır. Dediğim gibi rakibin ismi, cismi, her kim olursa olsun biz bugüne kadar her zaman Ahmet Spor'un ruhuna, Ahmet Spor'un karakterine, kişiliğine, kültürüne yakışacak şekilde mücadele ettik.
Bundan sonra da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Hafta sonu da çağrımız bu. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Bizim için gerçekten çok önemli bir maç çünkü 3 maçtır iyi giden bir grafiğimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de taraftarımızın gücüne, desteğine ihtiyacımız var. Onları hafta sonu pazar günü Şile'de saat 2'de bekliyoruz. Teşekkür ettik. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.